Şaban Bey, buyurun, şöyle oturun. Buyurayım, değil mi? Evet. Bayağı güzel yermiş. Hoş geldin Ringo abi. Buyur, demli çayın hazır abicim. Sen kimsin lan? Ben de bu mahallenin Ringo'suyum, ufak Ringo. Müsaadenle kahvende ayakçıyım abicim. Aferin, işine devam et. Sağ ol. Bu kahve benim değil mi? He? Tabii, kahve de senin. Aslında bütün mahalle de senin sayılır. Bizi sen kurtardın Recep belasından. Kovboylar kurtarır, kötüleri temizler. Yaşa be Şaban abi, aslan abim benim. Şimdi başımızda daha büyük bir bela var. Onlara ancak sen karşı koyabilirsin. Seni muhtar yapmak istiyoruz. Son umudumuz sensin Şaban. Kurtar bizi. Allah gönderdi seni. Yo, telgraf. Tele alınca atladım posta arabasına, yani otobüse geldim. Muhtarlığı kabul ediyorsun değil mi oğlum? Bu muhtar dediğiniz şerif gibi bir şey mi? İşte öyle bir şey. Kabul, muhtar olacağım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Okul! Okul! Yol! Yol! Tapu! Bırakın onu, beni dinleyin! Ve de şunu unutmayın, atasözüdür. Oylarınız damlaya damlaya... Dağdan kestim kereste. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. O kadar. Halk Şaban'a tapıyor. Ölün dese ölürler. Herkes ondan yana. Yani sana göre muhtarlık seçimini kazanması kesin. %100. Kazanırsa da başımıza bela olacak. Nasıl? Bütün halk arkasında. Devletle de ilişkilerini kurunca ne vaatler ediyor. Yol, okul, tapu. Halt etmiş. Orası benim. Kendini ne zannediyor? Kahraman mı? Öyle. Ne yani? Tam bir halk kahramanı. Hayır, tam baş belası. Şuna milyarlık düşlerinizin sonu desenize. Evet. Sonum olabilir. Şakası yok. Bu kadar telaşa gerek yok. Halk isteyebilir Şaban'ı. Oylarını da ona verebilir ama... seçim her zaman halkın oylarıyla kazanılmaz ki. Neyle kazanılır? Akıl, zeka ve para. Yani... nasıl? Oy sandıklarını değiştirebilirsek... Yapabilir misin bunu? Tabii. Oy çalmak çirkin bir şey değil mi baba? Politika bu kızım. Politikada güzel çirkin diye bir şey yok. Sadece kazanmak vardır. Kazanan da daima bizler oluruz. Bu seçim mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ne yerden kırıyorsun lan? Tuh! Allah'ın cezası pis muhalefet. Bütün
bütün mahalle oyunu kullandı mı? Kullandı. Liste tamam. Güzel. Sandığı odaya kilitle. Peki. Şaban abi, Şaban yavaş abi. Yavaş ol oğlum, peşinde apaçiler mi var? Hayır abi, oy sandığını çaldılar. Rumeli sandan denize dökecekler. Ha? Haydutlar, Ringo şimdi işi halleder. Durun lan, ne yapıyorsunuz? Ha? Atlayın suya, çıkarın çuvalı. Yapma be abi. Atlayın dedim. Aman abi yapma, kış günü, su buz gibi buz. O halde son duanızı edin. Atlayın lan. Çabuk olun, getirin çuvalı, bozuluyor mu? Sallanmayın. Tamam abi. Şimdi mahalle muhtarlığının bir nolu emri. Sabaha kadar denizin içinde nöbettesiniz. Ne nöbeti abi? Zatürre nöbeti. Gülme lan. Yapma be Şaban abi. Atlayın lan. Gece yarısı gelip kontrol edeceğim. Denizin içinde bulmazsam Kızıldereli gibi kafa derinizi yüzeceğim. O kadar. Doluyorum. Koş lan, çuvalı getir. Şaban, Şaban, 2999. Şaban, 3000. Şimdi sonuçları açıklıyorum. Muhtar adaylarından Şabanoğlu Şaban 3000 oy. Eski muhtar Yaşar Şerefli Koç 1 oy. Susun, susun. Sus. O oyu da kendisi vermiştir zaten. Neticeye göre Şaban muhtarımız oldu. Çuvalın içinden birkaç tane izmaritle bir de lüfer çıktı. Dur bakayım. İzmaritleri tava yapın yiyelim. Bu lüferi de muhtar Yaşar artık münasip bir yerine al al. Olmaz, olamaz, itiraz ediyorum. Arkadaşlar, seçime itiraz var, ne diyorsunuz? Bir, iki, üç! Üçüncü! Dal dal dal! Cimdal cimdal dal! Yaşar! Yaşar! Al al! Görürsünüz siz, ben göstereceğim size! Anam da böyle diyordu! Muhtar Şaban'a kul oldu! Şaban, 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 Şaban! Görürsünüz siz, gösteririm size! Sana bir çuval inciri berbat ettin. Ah herif! Ama beyefendi, kabahat... Kabahat seni adamdan sayanda! Defol gözüm görmesin, hadi! Defol! Defol dedim sana, defol! Sümsük herif! Peki ne olacak şimdi? Bütün umudumuz, milyonlarımız bağlandı kaldı. Tamam, anladık be! Bir çaresine bakarız. Her şeyin bir çaresi vardır. Sen de orada nispet yapar gibi sırıtıp durma. Bak, ne yapacağız biliyor musun? Şöyle görkemli bir davet verelim. Şaban olacak belaya da bir davetiye. Geldi mi köşke? Geldi diyelim. Ha, hele bir gelsin, ondan sonrasını bana bırak.
Bir izzet, bir ikram kendisine. 2-3 viski, biraz pof pof, yağcılığın daniskası. Sen şusun, sen böylesin falan, gözünü boyadık mı? Soktuk mu bu odaya, attık mı önüne paraları? Şöyle birkaç yüz bin. Cimriliği bırak be. Herif hem muhtar hem dayı. 1 milyon, 2 milyon icabında. Paranın açamayacağı kapı yoktur, tamam mı? Ha? Desene büyük halk kahramanı, açık arttırmada. Klaketi tutsana. Aldın mı klaketi? Hazır mısınız? Aldı, aldı. Hazırız. Alıyorum. Motor! Varsın yakalasınlar. İsterlerse öldürsünler. Seven nasıl ölürmüş, utanarak görsünler. Olamaz, olamaz Kemal'im! Stop, stop! Sen yaşamalısın Kemal, senin yerine ben öleyim! Eyvah, gene aynı karı, tutun şunu! Hayır, hayır! Kendine kıyamazsın Kemal'cim! Hele böyle bir karı için asla! Eğer ölüm mutlaksa bırak da ben öleyim senin uğruna! Kemal, Kemal'im kendimi intihar ederim sana bir şey olursa! Bu karı iyice çıldırdı ya! Defol git be, delini seni! Kemal'im! Benim Kemal'im! Ah! En güzel sahneyi berbat etti! Bu karı da nereden musallat oldu? Üç tür başımıza ekşiyor! Söndür şunu! Sana kaç defadır söyledim yanımda sigara içme affedersin diye! Affedersin Kemal'cim! Şimdi bir an evvel şu sahneyi çekip bitirelim! Hem çocuklara söyleyeyim benim arabayı arka sokağa alsınlar! İş bitince kimseye görünmeden sıvışırım. Ol, ol. Hadi çocuklar başlıyoruz. Tamam abi. Hazır. Herkes yerine. Tamam hadi çocuklar. Evet. Kemal'im. Öldürme kendini Kemal'im! Benim için, benim aşkım çekin için! Çekin be kadın! Kıyma kendini Kemal'im! Kemal'im, kendini acımıyorsan bana acı! Ne olur atma kendini! Ben seni seviyorum! Kemal'cim sana çekin! Ne olur çok yaşa! Vallahi seni bırakmam! Sonra kendine acıyarsın Kemal'cim! Kemal! Kemal! Çattık mı deli karıyla ya? Benden kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun! Kemal'cim! Allah Allah! Allah. Anladım, sen gene Kemal Sunal'ı görmeye gittin. Vallahi deli bu kız, deli! Gül, gül, bu kız da sana benzedi. Sen de Göksel Arso'ya aşık olup da evde kalmıştın. Bu da 30'unu buldu, hala evde. Ah Göksel, ah! Sus Allah'ını seversen, gene başlama! Kız söylesene, gene mi Kemal'i görmeye gittin? Gittim de gittim. Vallahi kovacak patronun seni, billahi kovacak, işinden olacaksın sonunda. Ah ah! Hem hiçbir kız erkeğin peşinden koşar mı? Ah ben gençliğimde... Artık zaman değişti anne. Değiştiyse değişti. Sende hiç akıl yok mu kız? Sana bakar mı o? Şöhret onda, para desen onda. Elini sallasa ellisi, bütün memleket tapıyor ona. Ne olursa olsun, seviyorum onu. Seviyormuş, şuna bak! Adam kim bilir senin haline nasıl gülüyordu. Şu yukarıda kalan Ali'nin nesi var? Sanki ikizi!
Hem ondan da yakışıklı. Bırak o üç kağıtçı herifi. Lafını bile duyunca kan beynime çıkıyor. Kızım nereden çıkardın üç kağıtçılığını? Adam pazarlamacı, ticaret yapıyor. Tüccar. Orası ticarettir, orasını Allah bilir. Al Ali'yi. Getir yanına koy. Anası tanırsa hangisinin oğlu olduğunu bana da Hanife demesinler.